1986'yı da aratacak bir dondurucu soğuk mu geliyor? Ocağın 24'ünden itibaren bu dondurucu soğuğa ve kara hazır olun. E, tarihteki örneklerine baktığımızda da diyor Bert Balbay, bize eve kapatabilir. Tüm Avrupa için söylüyorum. Tam tersi bir istikamette ilerliyoruz. Tam tersi mini buzul çağına giriyor dünya. Şimdiden de yaşayacağımız kışlarla bunun etkilerini görmeye başlıyoruz mu diyorsunuz? Üç kere antrenman olacak. Şu anda bu döngünün periyodunun zamanı geldi. Yok M oluş lütfen. döngüsünde miyiz? Aklınıza gelen varsa bu korunma yollarından e, söyleyin lütfen. Saç dökülmesine, negatif enerjiye, strese, geçirgen bağırsak sendromu dahil, ayaklardaki huzursuzluklara dahil her şeye. Bunlar unutuldu. Bunların yerine emperyaller size kimyasal olarak ilaçlar, e kodlu maddeler koymaya başladı. Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında çok sevdiğiniz birisin Berk Balbay bizimle. Bugün neleri konuşacağız? İnsanlık yeni bir Nuh tufanı mı yaşayacak? Malum insan ne zaman assa hep başına bir musibet geliyor. Yine öyle bir dönemde miyiz diye soracağız. Berk Bey gülüyor şimdiden. Ayrıca döngülere göre dondurucu bir soğuğun gelmekte olduğunu ve çok yakın olduğunu söylüyor Berk Balbay. Bunlarla ilgili e, konuşacağız. Berk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Boş. Nasılsınız, iyi misiniz? olsun. sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. İlk konu başlığıyla hemen başlayalım mı? En son İstanbul'da böyle bir kış zannediyorum 1986 yılında yaşanmıştı diyorsunuz. 1986'yı da aratacak bir dondurucu soğuk mu geliyor? Valla şöyle, rahmetli babam Ali Coşkun Balbay, metoloji yüksek mühendisi, yüksek ziraat mühendisi. Bu mesleğin, bilenleri bilirler duygularından birisidir. Öğretici bir insan olarak eğitimini Almanya'da yüksek lisansını metodoloji üzerine Almanya'da tamamlamış bir insan. Benim de merakım doğa ve metodoloji olayları olunca çok büyük bir hocayla çalışma fırsatım oldu. Öyle ki şu andaki metodoloji okuyan arkadaşlarımız ya da bugün meteorolojik yorumlar yapan arkadaşlarımız kendisini tanısınlar isterdim. Neden söylüyorum? Mesela mev, mevsim normalleri adı altında bir şeyler söylüyorlar. Mevsimlerin normali olmaz Ferba, Ferda Hanım. Ne demek bu hocam? Mevsimlerin ortalamaları olur. Hmm. Mevsimlerin normalleri neye göre normal diye düzeltmek gerekir. Mevsimlerin ortalamaları olur. İstanbul'da 1621'den itibaren bildiğimiz... 21 tane korkunç bir kış var. Yani boğazlar donmuş, Haliç donmuş, inanılmaz kıtlıklar yaşanmış, eflak boğdandan buğday gelmemiş, işte boğazın öbür tarafından bu tarafına buzların üzerine yürüyerek geçmişler. Hani bazen bize de söylüyorlar diyorlar ya bu programlarda siz gayba karışıyorsunuz gelecekten haberler veriyorsunuz değil arkadaşlar Bizler geçmişten ders alarak geçmişi, tarihimizi çok iyi irdeleyerek sizlere gelecekte olacak olan periyotları, döngüleri iletmeye çalışıyoruz. Sadece olay bu. Bugün bu mevsimlerin nasıl gelişeceğini, nasıl oluşacağını, bir yerin nasıl soğuyacağını, bir yerin nasıl ısınacağını, geçmişte çöl olan yerlerin nasıl e, yeniden vahalara döneceğini geçmişteki tecrübelerle, periyotlarla anlatmaya çalışıyorum. Sadece evet. olayımız bu kadar. Yine bu dondurucu bir soğuk geliyor da, bu tecrübelerden yola çıkarak yaptığınız bir analiz mi? Tabii ki, sadece benim değil. Yani bunlar bilimsel gerçekler doğrultusunda Ferda Hanımcığım. E, şöyle ki, güneşin bir patlama döngüsü var. Hı <laughs> hı. Dünyanın da bir presesyonu var. Hani biliyorsunuz açısını kaybetme, açısını değiştirme döngüsü var. Dünya belirli dönemler içerisinde bunun katmanları altışar bin yılda bir oluyor. Altı bin, on iki bin, on sekiz bin e, ve altmış bin yıllara göre ayarlanmış. Dünyanın döngüsü içerisinde ve açısının ayarlandığı alanlar içerisinde davranışlar oluyor aynı zamanda güneşin ve ayın davranışları dünya üzerinde de bir takım etkenlere sebebiyet veriyor. Meteorolojik olarak bunları alırsak siklonlar var. Siklonlar dünya üzerinde oluşan kuvvetli fırtınaların oluşturduğu cepheler. Bu cepheler zaten standart ve sabit. Bazen bunların döngüsünün kuvvetli olması dünyanın Elde ettiği açısal kayıplar, güneşin olağanüstü patlamaları, gezegenlerin olağanüstü dizilimleri ve buna bağlı olarak yeryüzünde olan olayların çok fazla artması ya da eksilmesiyle tanımlanabiliyor. Mesela Tonga patladı biliyorsunuz. Hani Bilge Efendi diyor ki inekleri keselim, onlar gaz salınıyorlar. İşte yapayete geçelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. ya Yapmayın Allah aşkına. Tonga patladığında 25 milyar insan dünyada yaşasa ve 250 yıl karbon salsa, Tonga'nın patlattığı kadar atmosfere saldığı kadar karbonu salamaz. Yapmayın böyle şeyler. Diyesim geliyor. Bilim adamları zaten bunu söylüyorlar. Peki bu dondurucu soğuklar ne zaman geliyor? Ee, bana göre şöyle, o zaman anlatıyorum. Lütfen. Şu anda Amerika'da, Kanada'da, Vancouver ve Nevada bölgesinde bir siklon yaşanıyor. Bu siklon yaşandığını gördüğümüz zaman, yani şu anda ne hangi dönemdeyiz? November diyorlar, Kasım dönemindeyiz. Aralığa geçerken, 15 gün öncesinden itibaren kar yağışı var, Detroit tarafında bölgede Manitoba tarafında hı hı. ciddi bir kar yağışı var. Bunu gördüğünüz zaman bu dünyanın rutinidir. Hiç değiştirmeye gerek yok. Hiç hurafeye gerek yok. İleriye yazmaya gerek yok. Ya da hayal görmeye gerek yok. 60-75 gün sonrasında bizim yarı küremize gelir. Sibirya ve Balkanların üzerinden aynı anda ülkeye girer. Özellikle Havası hiçbir zaman tahmin edilemeyecek iki yer vardır. Birisi İzmir, birisi İstanbul. <laughs> ve iki cephe birleştiği zaman, iki siklon bir araya geldiği zaman, siklon nedir? Cephelerin, kuvvetli fırtınaların birleştiği, cephe rüzgarlarının art arda birbirini tetiklediği, e, kuvvetli hava akımlarının ve atmosferin üst tabakalarına kadar çıktığı, rüzgarların ölçüldüğü, konuşulduğu havadır. Bu hava oluştuğu zaman şunu yerleşiyor. anlamadım ben E ha yani tam onu soracaktım bildiğimiz e, olağan kış mevsiminde olanların dışında mı İstanbul'u bir soğuk ve kar bekliyor doğru mu anladım tabii ki öyle yani biz bunu söylediğimiz zaman siz de hatırlayacaksınız sizinle de bir program yapmıştım e, ben geçen Ocak ayında söylemiştim bunları daha yani 2022'nin Ocak Şubat ayında bu kışın çok kuvvetli geçeceğini evet bunun belirtileri ayva yaprağından işte doğadaki bilmem neden balıktan böcekten değil. Bunları zaten gözlemleyeceksiniz. Bunlar artacaktır ama Amerika'da, Kanada'da oluşan daha öncesinde Güney Yarı Küre'de kış bizde yaz iken biliyorsunuz bunları oluşan hava akımlarının ve dengesizliklerinin getireceği hava cephelerinin gözlemlendiği zaman Pakistan'a yoğun sel baskınları muson yağmurlarıyla beraber güney yarı küre kuzey yarı küre içerisinde Avrupa'ya verdiği zararlarla beraber bunların neye hükmedeceğini zaten en erken 6 ay öncesinden görebilirsiniz. Peki bu şöyle bir soğuk ve kar mı? Yani bizi eve kapatacak, hayatın duracağı bir soğuk ve kardan mı bahsediyoruz? Bence öyle böyle değil. Yani 86 87 biliyorsunuz 87'de yaşandı e son olay ama 1621'den itibaren İstanbul 21 kere yani 1621'de nereden çıkarıyoruz Cenevizli papazlardan sonrasında Müslüman olan kayıtların tutulduğu döneme kadar yayınlanmış eski belgeler 1929'dan itibaren de İstanbul'da ölçülen Cumhuriyet tarihi ya da ee, buradan sonrasında kayıt altına alınan metodolojik veriler var. 1621'den 1929'a kadar olağanüstü 13 tane kış yaşanmış. Boğaz'da 3 metre kalınlığında bir yıl erimeyen buzullardan bahsediliyor. Bakın ben buraya tarih olarak not aldım. Bunları tekrar e, unutmamak için söylüyorum. Lütfen. 121 1669, 1755, 1808, 1813'te çok ciddi kıtlıklar, devasa donlar ve yani 16, 24 derecelerin görüldüğü kışlar yaşanıyor. Buna ne sebebiyet veriyor Serdar Hanımcığım? Volkanik hareketler, güneşteki patlamalar ve dünyadaki oluşumlar sizin e, 60-75 gün sonra demenizden yola çıkarak bu Şubat ayına falan tekabül ediyor. Ocağın 24 belki... 24'ünden itibaren. Hocam 24'ünden itibaren bu dondurucu soğuğa ve kara hazır olun. E, tarihteki örneklerine baktığımızda da diyor Berk Balbay bize eve kapatabilir. Tüm Avrupa için söylüyorum. Aa. Onlar önce başlayacaklar. O cepheler daha doğrusu şöyle iki siklon iki cephe birleşir. Bir sıcak bir soğuk cephe birleşir. Ee, onu da şöyle anlatmak lazım. Siklonlar da ikiye ayrılırlar. E ee, ekstratropik siklonlar ve sitotropik siklonlar. Bunlardan bir tanesi yaz, bir tanesi kış siklonudur. Yaz siklonları yani yaz kuvvetli fırtına oluşumları diyelim. Amerika'yı, Florida'yı, Miami'yi etkiler. Siz bunları seyredersiniz... zaten görürsünüz fırtınalar oluşur. Bunlar kışa şarttı. Bunlar kışa sarktığında ve Bizde de ekstra tropik siklonlar oluştuğunda kış aylarına denk gelen ki ekonomist de bunları görmüş olmalı ki kapaklarına taşıdı zaten. Bir araya gelecekler. Bunların tamamı gelecekten haber vermek ya da gayba karışmak, ileri tarihten bir şey söylemek değil. Bunların tamamı bilim. Ne söylemeye çalışıyorum? Yaklaşık 330 bin yıldır, daha doğrusu 2 milyon 880 bin yıldır oluşan kutup soğukları 40 bin yılda bir kutup soğuğu, kutup periyodu oluşurken bu periyotlar ötelenerek 100 bin yıllara oluştu. 100 bin yılda bir kutup soğuğu geldi ama bu kutup soğukları 100 bin yılı da periyodik olarak şaşmaya başladı. Biliyorsunuz günümüzden 11 bin yıl önce en son buzul çağları eridi, yerleşik hayata geçtik, tarıma geçtik, hayvancılığa geçtik. Avcı toplayıcı toplumdan üretici e, ve bunlardan yararlanarak medeniyeti kuran bir toplum haline geldik. Ve bunların döngüsünün tekrardan 12 bin yıllık büyük Nuh tufanı döngüsüne geldik. Şimdi ona gelmeden önce o bahsi açacağım da. Burada biraz e, sormam gerekenler var Berk Bey. Berk Balbay her yayınımızda bize önerilerde ve tavsiyelerde de bulunur. Şimdi böyle olağanüstü bir durum yaşayacaksak Ocak 24'ten sonra bekleyin dediniz. E, belki eve kapanacağız, çıkamayacağız, belki hayat duracak. E O zaman almamız gere gereken önlemler varsa şimdiden tedbirimizi alalım. Gerçekten aşırı önlemler var. Yani doğal gaz yakıyoruz, ısınma sebebimiz bu. Artık evlerimizde sobamız yok. Doğru mu? Doğru. Elektrik sobası yakmanız mümkün mü? Elektrik yokken mümkün değil. Doğal gazı nasıl yakacaksınız? Hadi bizim doğal gazımız var. Avrupa'nın doğal gazı da olmayacak. Bizim doğal gazımız var. Elektrik olmasa bunu nasıl ateşleyeceksiniz? Yani bizde elektrik kesintisi de olabilir mi? O derece mi diyorsunuz? Ben ekonomistin kapağına sonuna kadar katılıyorum. Öngörüler tamamen doğrudur. Biz yaşamaya başladık. Trakya'da e, yavaş yavaş enterkonekte sistemde yani ulusal ve uluslararası enerji sektöründe dağıtım sisteminde ufak ufak arızalar yaşamaya başladık. Doğalgaz sistemi arızaya ulaşmayabilir. Avrupa'nın doğalgazı olmayabilir ama elektrik bunu ateşleyecek ve bunu çalışacak olan sistem elektrik. Gerek İran'dan Bulgaristan'a kadar giden enterkonekte sistemde bir arıza olabilir gerek hava şartlarından dolayı muhalefet olabilir, arızalar olabilir, kuşlar çarpabilir, direkler devrebilir yoğun kardan. Ve ben inanıyorum biz bunları iki senedir söylüyoruz. Ee, biz mini küçük bir buzul çağına giriyoruz. Bilgeys'in söylediği gibi ya da onların yandaşlarının söylediği gibi asla ve asla insan eliyle karbon salınımı fazla artmış ve dünyaya ısınma yayacak bir yapıda değiliz. Tam tersi bir istikamette ilerliyoruz. Tam tersi mini buzul çağına giriyor dünya. Şimdiden de yaşayacağımız kışlarla bunun etkilerini görmeye başlıyoruz mu diyorsunuz? Üç kere antrenman olacak. 2023, 2027, 2030'da antrenmanlar olacak. Doğa bundan önce de böyle davranmış. Periyotları vardır. 7, 14, 21, 64, 144, 564 yıllık periyotları vardı dünyanın. Bunu hiç şaşırtmamış dünya. Ve bu periyotları tekrardan tekrardan insanları yaşatacak ve ben inanıyorum ki 2030'dan 2050'ye kadar ciddi anlamda dünyayı felç edecek bir mini buzul çağı kesinlikle yaşanacak. Bunun öngörüsü sözünüzü kesiyorum. Bunun öngörüsü daha önce yapılmış araştırmalarını bizim de yeni yeni gitmeye çalıştığımız Gürovlat'ta, Kuzey Kutbun'da araştırma yapmaya çalışan Türk bilim adamlarının, Türk bilim insanlarının, bilim adamı demek istemiyorum, kadınlar da var, bilim insanlarının orada yaptığı faaliyetlerde ortaya çıkacak. Onlar daha önceden biliyorlar, Ferda Hanımcığım bunları. Onlar daha önceden bildikleri için de ekonomiste kapak oluyor bunlar o kapağa iyi bakın diyorsunuz. Kesinlikle. Neden bizi de ekliyorsun? Hani biz de donacağız ama o kadar değil. Irak donacak, Suriye donacak. Bu kadar değil. Daha da büyük. Önlemler diyorduk Berk Bey izleyicilerimiz kızmasın bize yani ne gibi önlemler alsınlar şimdiden tedbirler alsınlar neler bulundursunlar evde? Vallahi hazır kuru gıdalar yani enerjiyi çevirebileceğiniz besin maddeleri. Sokakta odun yakarsınız, gazete yakarsınız. Evinizin içerisinde ne yaparsınız ben bilmiyorum. Ha diyeceksiniz ki Berk Hocam bu kadar da ileri abartma ya. Dünya buraya kadar gitmeyebilir. Ben söyleyeyim de bir tedbir alın. Olmazsa hani derler ya hesabı kış yaptım yaz olursa bahtıma. Bizim hesap bu yönde. <laughs> Hazır ee kuru gıdalar dediniz. Enerjiye dönüşecek kuru gıdalar. Tabii ki öyle. Hani zevk maddeleri değil. Çorbalarınız olur, kuru gıdalarınız. Suyu bulursunuz, karı eritirseniz, ateş yakarsınız. Bir şekilde buna ulaşırsınız. Karnınız doyar. Unu suyla birleştirirsiniz, ekmek yaparsınız. İki dakika ateşin üzerinde kızartır, kete yaparsınız, bazlama yaparsınız. Buna benzer konserveler zevk ürünleri değil temel ihtiyaç maddeleri Ferda Hanım. Hı hı. anladım. Temel ihtiyaç maddeleri. Isınma işini ne yapacaklar Berk Bey? O zaman şöyle yapmak <laughs> lazım. Ee, ya göç edecekler ya göç edecekler. İstanbul'da büyük şehirlerde doğal gazın kesildiği elektriğin yani daha doğrusu elektrikten dolayı doğal gazın kesildiği dönemlerde nasıl davranacaklar inanın ben de tam bilmiyorum. Ben rüyalarda görüyorum bazen gerçekten sıkıntılı ee, bu konularda fazla bir şey söylemek istemiyorum ama enerjinin ısınma enerjisinin kesildiği zamanlarda insanlar büyük sıkıntı çekerler buna inşallah buraya kadar gelmez temennisiyle dua etmek istiyorum peki ben de sizi zorlamayacağım. Ee, şu az önce siz tam geçiş yapıyordunuz benim soracaklarım vardı peki e, bu döngüler ne diyor bize yani insanlık yeni bir nüf tufanı mı yaşayacak sorusu uzun zamandır önümüzde duruyor kimi yayınlarda değinsek de sizinle bunu hiç konuşmamıştık Berk Bey hani açarken de dedim ya insan ne zaman bir azgınlığa girirse helak <laughs> olan kadimleri hep hatırlarız yani insanın gidişatına baktığımızda da azgınlık hat safhada e Dünyada olan bitene baktığımızda güzel olan hiçbir şey yok zaten. Hep diyorduk ya dünya bundan sonra acaba baş aşağıya mı diye. Ne diyorsunuz? İnsanlık yeni bir nur tufanı mı yaşayacak? Ferdan'cığım biraz böyle iki ucu ateşten değnek ya da gaytadan sopa. Neyse siz nasıl değerlendirirseniz ya da YouTube ne derse e, gençler kendi aralarında fütursuzca cinselliği serbestli ya da farklı bir boyutta anlatır olmuş. Bunun reklamı yapılır olmuş. Hani özgürlük başka bir şey bizim literatürümüzde. Fikirdir, anlatımdır, sanattır, demokrasidir. Bir faşizme karşı duruştur ama arkadaşlar her tufan öncesinde, her yok oluş öncesinde insanların kendilerini getirdiği nokta gibi davranmaya başlamışlar. Gençlerimiz lüzumsuz yere cinselliği farklı boyutlara getirmişler örneğin. Bunlar önümüze geliyor, gördükçe çok üzülüyoruz. Yaşayabilirsiniz. Her şeyiniz özgür. Fakat dünyaya gelişinizin bir amacı var. Dünyaya gelişinizin bir anlamı var. Bu anlam doğrultusunda yaşamayı seçmek yerine sizler eğer farklı boyutlarda, farklı beklentilerde ya da adını anmayacağım ama kara melek, şeytan neyse söyledim bir kere. Bunun çerçevesinde bir şeylere davranmak istiyorsanız hadi yürüyün. Yani dünyanın tamamı ya da insanlığın tamamı da buradan ileriye gitmek durumunda değiller. İnsanlığın geldiği noktada hem bilim var, hem ilim var, hem de bunlara çok aykırı bir şekilde şeytan var ya da şeytanı hizmetler var. Diyecekler ki insanlar ya hocam Ferdan siz nelere muhalifsiniz? Tamam ben bunlara muhalif siz bunlara muhalif değilsiniz belki ama anlatıyoruz diyoruz ki 12 bin yıl önce bunlar 6 bin yıl önce Lut peygamber var Nuh peygamber var. Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Bunların tamamı insanların yok oluşlarına engel olmak için dünyaya gönderilmiş insanlar değiller mi? Yüce varlıklar değiller mi? Bunlara inanmadın. Bunların yüce varlıklar olduğunu kabul etmiyorsun. Sen dinden ya da ihlastan uzak bir insansın. Ben de buna bir şey demiyorum. Bu da senin kişisel görüşün. Ama bu görüşlerin içerisinde bile neden yok oluşlar var? Bunu hiç düşünmüyor musun? Bu döngüye girdik. Şu anda bu döngünün periyodunun zamanı geldi. Yok Mu oluş mı? döngüsünde miyiz? Tabii ki. 12 bin yıl önce, 12.900 yıl önce, hatta 12.903 yıl önce Karadeniz bir göl iken, Akdeniz bir göl iken, bir gecede cebeli Cebelitar'ın sular altında kalıp 13 gün içerisinde o mistik tarihte insanlık nüfusunun sadece 13 milyon olduğu bir dönemde 6 milyon insanın yok olduğu bir tufandan bahsediliyor. Bir gecede Akdeniz, Çanakkale Boğazı, Marmara ve göl olan Karadeniz'in deniz olması anlatılıyor. Bunlar bilimsel olarak kanallarla ispat edilmiş durumda. Nuh tufanı bu. Eğer bazı ahmak arkadaşlarımız Nuh tufanını olağanüstü bir yağmur, olağanüstü bir sel baskını, dünyada su baskını olarak düşünüyorsa yanılıyorlar. Dünyadaki toplam su kütlesi, kara kütlesi asla değişmez. Bunlar yer değiştirebilir. Yer değiştirmeler üzerine iklimsel meteorolojik olaylar yaşanabilir ve ondan sonra her şey yatışır diyor ki en 3 gün içerisinde Cebeli Tarık'tan Akdeniz doğdu Akdeniz'den Çanakkale boğazı oldu Çanakkale boğazından Marmara ve Karadeniz Deniz oldu bu kadar Tufa'nın beraber yaşandığı bir dönemde iklimlerin 12 bin yılda bir Daha doğrusu şöyle 1500, 3000, 6000, 12000, 48000, 60.000 yılda bir dünya döngüsü üzerinde iklimlerin değiştiği ve bunların periyodik olarak ispatlandığı, bakın ben söylemiyorum bunları yalnız dile getiriyorum. Sakın bir şekilde hani hocam sen kafanla uydurursun demesinler ne olur. Olmayacak lüzumsuz gündüz programlarına bilmem ne Neyse ben söylemiyorum Ferda Hanımcığım. Siz biliyorsunuz. Sabah şekeri olmayın. Ne olur izleyin. Ne olur bakın. Bakın bunların tarihleri var. Bunların döngüleri var. Bunların kayıtları var. Yazın. Arkadaşlar araştırın. Uyutulmayın. Afyon sizin bünyenize girmesin. Ne olur. Araştırın. Bu programlarda Ferda Hanım gibi insanlar bizleri konuşturmaya çalıştıkça Sizlere bir öngörü sunmaya çalışıyorlar. Bizler sizlere nefes ve önder olmaya çalışıyoruz. Halkın yüzde %95'i uyuyan bir dünyada, toplumda değil, dünyada uyandırma servisi olarak çalışmıyoruz. Biz size uyandırma servisi olarak hareket ediyoruz. Araştırın ya. Araştırın. Dünya bundan önce defalarca soğuk ya da sıcak yok oluşlara girmiş. Bu dönem içerisinde de iklimler değişmiş, kara kışlar ya da aşırı sıcaklar yaşanmış. En başta anlattıklarınızı işin içine katarsam o zaman biz e, soğuk bir yok oluş sürecine giriyoruz belki de. Doğru mu? Yedinci dönem. Ne demek o yedinci dönem? Dünyanın yedinci yok oluş dönemi miyosen hmm. çağdan itibaren 2 milyon 880 bin yıl önce başlayan sen çağı olarak adlandıran dönemde Ferda amcım, ondan önce üç kere soğuk üç kere sıcak yok oluş yaşamış dünya. E, dünya kar topuna dönmüş 3 kere biliyor musunuz? Buz olmuş. Hani e, 12 bin yıl önce Mars atmosfere sahipken belki de canlıları yaşarken o büyük yalpalama ve devinim sonrasında Mars daha yakın olduğu için atmosferini kaybetmiş. Biz buzlarla kaplı olduğumuz bir dönemde genel sıcak hava kütlesiyle beraber atmosferel olarak normale dönmüşüz. Şimdi insanlar bunların belgeleri varken yeryüzünde, okyanuslarda, mermer tabakalarında, kayaç sistemlerinde Kanıtları varken ve Göbekli Tepe'den, Mayalardan, Kızılbelilerden, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan günümüze kadar evrakları, belgeleri sabit olarak çizimleriyle, yazıtlarıyla sabit olduğu dönemde her şey birlikte yaşanmışken bunları yadırgamaya çalışıyorlar. Peki Berk Bey tam onu soracaktım. Dünyanın daha önce 6 kere yok olduğunun kanıtı günümüzde ne? Ya da neler? E, defalarca kere var anlattık. E, bildiğimiz örnekler üzerinden, somut örnekler üzerinden gidersek, mesela yani tek... dünya medeniyet daha önce altı kere yok oluş yaşadı. Bunu artık biliyoruz. Günümüzde bunun kanıtı ne? İşte Karadeniz'in, Karadeniz'in gölken deniz olması. 12 hı hı. Bin. Hani şöyle söyleyelim. 2 milyon 880 bin yıl. Bunu söylerken çok kolay değil mi? 2 milyon 880 bin yıl. Bu döngünün içerisinde Ferdi Hanımcığım, 110 kere felaket var. Bunu ölçümlemek lazım. Dinozorlar yok olmuş. Evet. Manusat varlıklar. Ondan sonra mamutlar yok olmuş. İri varlıkların tamamı. Hatta bazen söylerler ya e, 7-8 metre büyüklüğünde insanların iskeletleri var. Evet, evet. Bunlar var. <laughs> i̇nsanları korkutmamak için belki de açıklamak istemiyorlar ya da anlatmak istemiyorlar ama e, var bunlar. Kayıtlarda var yani. Arkeolojik kayıtlarda varlar bunlar. İnsandan daha gelişmiş yok olan bir medeniyet var mı? Ee, yok olduğunu söyleyemem ama medeniyet var. Hmm. Ha, yok olmadı var diyorsunuz hali hazırda var. Var. Olması, olmaması mümkün değil. Yani şöyle düşünün. Evren 13 milyar yaşında. Dünya 5 milyar yaşında. İnsanlık 330 bin yıl. Bundan önce ya da buna yakın bir dönemde şu mavi küreyi görüp de aşık olup gelmek istemeyen ee, başka varlıklar olmaz mı sizce? Bilemiyorum. Ben benim hep söylüyorum. Ben iş buralara evet. girdiğinde girdiğimde benim devreler hep yanıyor. O yüzden <laughs> siz anlatanların bu söyledikleriyle eğitimiyorum. İnançlı bir insansın, insansınız evet. değil mi? Evet. Yedi tane varlıktan bahseder Kur'an-ı Kerim. Aziz Kur'an-ı Kerim der ki yedi tane varlık. Hadi sayalım yedi tane varlığı. İnsan. Hayvan. Bitki, güç, cin, ateş varlık, melek, nur varlık, şeytan karanlık varlık. Yedincisini söyleyin bana. Yedi. Ben söyleyemiyorum, siz söyleyin. Zaten Söyle söylenmesi değil. istenmeyen aramızda olan diğer varlık. E, bunu Mısır'daki piramitlerdeki sembollerde görürsünüz. Bunu Mayalar'ın takvimindeki sembollerde görürsünüz. Bunu Göbekli Tepe'de görürsünüz. Bunu Batman piramitlerinde görürsünüz. Bunu Batman piramitlerini biliyor musunuz? Hiç görmedim. Duydum ama görmedim. Bosna piramitlerini biliyorsunuz. Evet. Ee, Tekirdağ'da göbek, yani Göbekli Tepe'nin çok daha iyisi, çok daha e, kuvvetlisi bir şey vardır. Beşiktepe askeri olarak korunur. İnsanların girmesi yasak bir bölgedir. Yazıyorum buradan söyleyeyim size Beşiktepe. Şu an girmemiz yasak mı oraya? Askeri bölgedir. Ziyarete girebilirsiniz askerlerinizi. Ama girilmez bir... yerleri mi var? Tabii ki var. Ülkemizde... Ne var orada? <laughs> Bugün zorluyor muyum sizi biraz? Eski bir asker olarak bazı şeyleri söylememem gerek. E ee, bunun evrakları var, bunun belgeleri var. Google'dan girdiğinizde görebileceğiniz işaretler var, simgeler var. Dünyada bize anlatılanla gerçekler arasında çok ciddi farklar var. Bunlar hem iklimsel olarak bugün konuştuğumuz konuların basit konular bunlar. Bu konuların devinimleriyle ilgili yer altındaki kaynaklarla ilgili, enerjilerle ilgili, frekanslarla ilgili o koyunların, karıncaların, geyiklerin kendi etrafında tavaf eder gibi dönmesiyle ilgili nedir o onun e, hikayesi? Yani çok sıklıkla bu görüntüler düşmeye başladı. Acaba bir tesadüf mü diyor bir taraftan aklım. Yani arka arkaya mı bu görüntüler çekildi de servis ediliyor diyor. Ama bir taraftan hayvanların kendi etrafında o daireler çizerek dönmesi de tuhaf. Bu hep vardır. He. Buna ölüm çemberi denir. Ölüm çemberi. Ölüm çemberi. Ne, ne anlama gelir? Ne demektir yani? Hayvanlar kendi arasında bazı salgılar salgılarlar. Sistemi devam ettirmek, askeri düzeni korumak, hiyerarşiyi sağlamak üzere e, fenoller salgılarlar. Salgılar. Yani bu salgıları takip eden ve buna göre işini, programını yürüten canlılardır. Bunlar gerçek kaliteli askerlerdir. Keşke, Türk askeri zaten öyledir de, keşke dünya üzerinde diğerleri de böyle olabilse, itaat, riayet devam edebilse. Bu hayvanlar bir hormon salgılarlar Sertan Ser Hanımcığım. Yani e, ben buradan geçerken şöyle bir hafızaya sahiptim. Burada ot bitmemişti. Burada ot vardı. Şurada su vardı. Şurada kuraklık vardı. Şeklinde bir iz bırakırlar. Hani kediler, köpekler idrar bırakırlar ya egemenlik bölgesi gibi buna benzer bir sistemdir bu. Fakat Burada en büyük hata ne olur? Bu hayvanlar o döngüyü sürekli sağladıkları zaman kendi aralarında kendi hikayeleri içerisinde bu olur ve o döngüye riayet ederek öyle güçlü bir itaattır ki enerji de tükenene kadar ölene kadar orada döner dolaşırlar. Yani ölmek üzere mi bu dönüşü yapıyorlar? Birisi değil ama sistematik olarak evet. Ya Bizim için, dünya için ne anlamı ifade ediyor onu anlayamadım ölüm çemberi. Ee, birisi tarafından ya da insanlar tarafından frekanslar oynanarak üretilmediği ya da oluşturulmadığı sürece bunlar zaten doğada on binlerce yıldır var. Ama birisi de bunları takdir edip bu frekansları öğrendiyse... Hmm. Ve bunu taklit ederek insan dahil, hayvan dahil, bitki dahil bunların üzerine frekansla bir oyun kuruyorsa eyvahlar olsun. Yani insanı da hayvanı da çıldırtmanın yolunu o zaman e, biliyorlar ya da test ediyorlar anlamına gelir. E, görsel olarak, mizansel olarak gördükleri sistemi matematiksel olarak bir frekansa yazdılarsa, neden olmasın? Bizleri de aynı kodlarla yarın bir gün yönetmeyeceklerinin anlamı yok. Ya zaten bütün yayınlarımızda korunun diyoruz. Duaları anlatıyoruz. Bu duaları manevi bir zırh olarak giyin diyorsunuz. Sizin de daha önceki yayınlarımızda önerileriniz vardı. Yündür, keçedir. E Mustafa Kurnaz'ın kulaklarına çınlatalım. Bakır bakır diye 50 defa anlattı o da. İşte bir takım frekansı yüksek e, gül gibi gül yağı gibi önerilerde bulunduk hep izleyicilerimize aklınıza gelen varsa bu korunma yollarından e, söyleyin lütfen o Allah. meşekülünü de anlatmıştı hatırlarsınız Berk Bey Aynen. epey de ses getiren bir yayın olmuştu meşekülü e, artık çamaşırlarını falan onlarla yıkadığını söyleyerek geri dönüşte bulunan çok izleyicimiz oldu hadi bir şey daha söyleyeyim Itır, Itır. Itır. yabani Hayat, Itır ve hayatınıza Itır. sokalım mı Itır'ı İnşallah. Bulursanız sokun. Sıklemen. Yabani sıklemen. Çiçekçi, e, çiçekçilerde satılanlar gibi değil. Bakın e, Mustafa Kurnaz'a buradan selam olsun. E, frekans. De, ben de bir yüksek elektrik mühendisi olarak söylüyorum. Yani 8-9 tane mesleğim var ama e, yüksek elektrik mühendisi olarak söylüyorum. Sıklemen. Doğadan topladığınız. Kayın yaprağı. Meşe palamudu. Bunların tamamının frekans değerleri bize haince saldırmaya çalışan emperyal güçlerin frekans güçlerinden yani o koyunları, keçileri, geyikleri, karıncaları otomatik olarak kendi doğasında zaten var ama ekstra yönetmeye çalışanlara karşı koruyucu bir kalkandır Serdar. Peki bunların hayatımızda ne? Tabi ee, tabii tabii ıtır dediniz, siklamen dediniz, yabani olan, kayın yaprağı, meşe palamudu dediniz de hayatımıza nasıl dahil edeceğiz bunları? Yani nasıl kullanacağız? Çok kolay bulabileceğiniz şeyler. Yani böyle devasa paralarla satır almanıza gerek yok. Azıcık orman gezin, azıcık ormanlara gelin. Gurmeden alda yok mu bunlar kolayca erişsek? Bazıları var yani hatta ben meşe külünü de satışa koymak istememiştim ama ee, sizinle yaptığımız program sonrasında o kadar çok talep oldu ki, doğru. Bazılar da dedi ki, külünü satıyorsun dedi. Ya arkadaş, 700 ton, bak 700 ton, 700 ton meşe yaksam, 100 kilogram kül çıkıyor. Bazılar da demiş ki, ormanları bu kadar yakmayın. Ya yürü git, biz ormanları falan yaktığımız yok. <laughs> Doğanın içinde yaşayan biri yani Berk Bey yani gel kardeşim bizimle beraber bir dakika burada bulun ağlarsın herhalde. Gerçekten doğaya saygından ağlarsın herhalde. Yani neyi anlatmak istiyoruz? Sen bunu diyor ki paraya çeviriyorsun. Ormanlar kül olmasın. Meşeleri yakmayın. Ormanları buduyoruz. Temizliyoruz. Kesiyoruz. Bunların yanmasını engelliyoruz. Ben buradan sitem etmeyeceğim. Şimdi adını almak istemedim. iki üç tane vakıf var. Çam ağacından bilmem nereden o e, kızıl çamlardan orman olmaz sevgili vakıflar orman tutuşmayan yanmayan meşeden kayından gürgenden olur ıslak zeminden olur. İğne yapraklardan olmaz. Bunu da burada anlatayım biraz. Ha bunları da yine ormandan biraz doğaya çıkın ormandan falan bunları bulursunuz diyorsunuz değil mi? Az Gelin ya bedava. Gelin bedava. Almanıza gerek yok. Gelin bedava. E sıklemeni ne yapacağız yani? Bulduk diyelim. Ya da kayın yaprağını. O sıklamen kökü patates yumrusu gibidir Ferda Hanımcığım bir tanesine sahip olsanız nasıl şansınız artar, nasıl negatif enerjiniz gider, onun vereceği enerjinin, onun vereceği pozitif ayrımcılığı bir görseniz hayran olur. Bir daha da başka bir şey söylemezsiniz. Hadi buradan gecenin sürprizi olsun. Nedir o? Bu siklemen kökü içerisine biraz meşekülü. Çam yaprağı, meşe palamutu koyduğunuz zaman hanenizde bereket ve bolluk kazandırır. Huzur kazandırır. Ne ihtiyacınız varsa kısacası onu size geri gönderir. Türklerin çam ağacı rütüeli gibi kışın bile solmayan, hani çam ağacını onun için severler. Bu Noel Baba falan falan. Biliyoruz. Biliyorsunuz. Biliyoruz, biliyoruz. O kadar çok ritüeller var ki hani bunları anlarsak biraz böyle belki farklı boyutlara gidecek olaylar. Siklemen arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. Kayın yaprağı, meşe palamudu. Türklerin öz varlıklarını, bayraklarındaki varlıklarındaki sembol ettikleri çadırlarına, evlerine konuk ettikleri simgeleri aynı zamanda mayaların, kızılderililerin ve İyupik yerlisi Eski Demek ki bütün dünya Türk. Bunları kendinize sembol edinin. Zamanı geldi. Güzel büyük olaylar olacak. Acı da olacak ama içinde çok güzel olacak. İnşallah, inşallah. Ee, şimdi o zaman günümüze dönelim. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra izleyici diyecek ki Ferda Hanım İnsanlık Nuh tufanı mı yaşayacak? Yok sürecine girdik. Bunları konuştunuz. Şimdi bize bununla mı geliyorsunuz diyebilir ama hakikaten size sormadan geçmek istemiyorum. Kiminle konuşsak geçmeyen bir e, hastalığın etkisi altında. Hepimizin evinde 15-20 gündür iyileşmeyen insanlar var. Öksürük de çok fazla. Şimdi e, hastalıklar mevsimindeyiz. Vardır sizde güzel güzel tarifler. Bize söyleyin de en azından hasta olanları da dinleyenler varsa ya da dinleyecek olanlara şifa olsun. İnşallah. İki ayı geçmeyen öksürükler, hastalıklar, evet, hastalıklar. Evet. Bu geçtiğimiz 2019'dan beri bize dayatılan bir hastalık var biliyorsunuz. Adı da işte onlarda kalsın. Biz adını anmadık. Söylemeyeceğim ama hadi söyleyeyim. O sıvılarla da iştigal etmedik biz yine de hayattayız, yaşıyoruz. Sizlere de bir şey bulaştırmadık. <laughs> Günümüzde geçmeyen hastalığı neyle yenersiniz biliyor musunuz? Zerdeçal, karabiber, azıcık kakule ve içerisine bol desirken cübin katın ve gözünüzü, ağzınızı, burnunuzu kapatın. 5 litre suya bir yemek kaşığı külü koyun. Arada da bununla banyo yapın arkadaşlar. Bir saniye bir saniye kafamız karıştı. Bu içilmeyecek e, banyo yapılacak bir tarif mi veriyorsunuz? Evet ha, yani Şimdi o zaman en baştan alıyorum. Zerdeçal, e, karabiber, karabiber, kakule, kakule onu tekrar etmeniz lazım. Bilenler var ama sirken, sizi tekrar... Şöyle anlatalım o zaman. Bir litre içme suyuna dört yemek kaşığı herhangi bir gerçek sirke. Yani piyasada satılan sartı sirkeler değil. Bir ya da iki yemek kaşığı bal. Bunu karıştırdınız. Bunun adı sirken cübin. Ayrıca ben içerisine bazı şifalı otlar koyuyorum. Ee, Bunlar yararlananlar daha farklı oluyor da. Arkadaşlar diyor ki bunun adı ticari bir işletme. Yani tamam Gurmeler aldı satıyorum bunu ama. Sirken cübinin içerisine değişik otlar sizde koyabilirsiniz. Ben 17'nin üstünde ot koyuyorum. İbn Sina terkibidir. Karabiber, zerdeçal, sirkenci, bin kakule. Bunları evet. taktırdınız. Bunları için. Ha bunu içeceğiz. İçin. Tamam. Dahili. Günde kaç kere? Sabah akşam ben içiyorum birer su bardağı. Hasta olsak da olmasak da mı? Olsak da olmasak da şifa. Peki haricen saç dökülmesine, negatif enerjiye, strese, geçirgen bağırsak sendromu dahil, ayaklardaki huzursuzluklara dahil her şeye 5 litre suya bir yemek kaşığı meşe külünü karıştırın. Çalkalayın durulsun, çalkalayın durulsun. Dördüncü günün sonunda bulandırmadan süzün. Ara ara yarım maşrafa bir su bardağı üstünüzden aşağıya dökün. Sonra durulanın. Gözlerinizi kapatın sadece. Hmm, yani bununla bütünüyle yıkınılmaz da e, banyo yaparken diyorsunuz e, bunu bir bardak baksa, şeklinde dökün üzerinize. Kafanızdan aşağıya bir su bardağı dökün. Nereye süzülüyorsa çok önemli değil. Kafa tepe noktasından itibaren dökülmesi yeterli Ferda Hanım. Saç dökülmesi stresi e, geçirgen bağırsak sendromuna Yok ve işte ayak... E, masaj yapsınlar. Ha. Meşe küllü biliyorsunuz söylemiştik. Ayaklarının altına keseyle de koyabilirler. Torbayla da koyabilirler. Yataklarının altına, yastıkların altına koyabilirler. Bakın Eski Türk gelenekleri, adetleri bunlara girin. Hamurumuza koyarız. Yaptığımız pişiye ekmeğe koyarız meşekülü suyunu. Zeytinimizi bununla yıkarız. Kurumak istediğimiz meyve kurularımızı bununla yıkarız. Küflenmesin, aflatoksin olmasın diye. Bunlar unutuldu. Bunların yerine emperyaller size kimyasal olarak ilaçlar, e-kodlu maddeler koymaya başladı. Bunlar bedava çünkü. Meçekülü parayla değil ki aslında. Hani bakın siz bulamıyorsunuz diye ben size sunmaya çalışıyorum ama normalde hani bir kırsalda yaşasanız ısınma ihtiyacınız ya da çamaşırı yıkama ihtiyacınız, sıcak su ihtiyacınız için meşe yakacaksınız. Meşeden kalan külü de zaten kullanacaksınız. Hadi siz şehirde yaşıyorsunuz, metropollerdesiniz. Tamam işte bunu kullanın. Çok pahalı değil. Çok şifalı. Çok yararlı. O zaman biz de çok şifalı, çok yararlı bu bilgiyle noktayı koyalım mı bu akşama Berk Bey? Yorduk sizi çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için izleyen katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşmek dileğiyle. İnşallah. Hayırlı akşamlar olsun. Hoşçakalın.